Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Köklü sayılar test 3 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Mavi bir test var karşımızda. Kök 720 metre uzunluğundaki bir çubuğun yarısı. Hemen yapalım. Kök 720. 36 çarpı 20'den 6 kök 20. Hatta 6 buradan 2 buradan 12 hatta 144 çarpı 5 yani 12 kök 5. Uzunluk bu. 12 kök 5'in yarısı yani 6 kök 5. 3 kök 2 kök 5 6 kök 5'in 2 kök 5 uzunluğunda kaç parça olacağını soruyor. O da zaten 6 kök 5 2 kök 5'e bölersen 3 tane olduğunu bulursun. 27 üzeri x eşittir m kare olduğuna göre yani geldik 3 üzeri 3x eşittir m kare. 9 üzeri x yani 3 üzeri 2x'i istiyorum. Bu da şunu getirir bana şu ifadenin şimdi 2x olması için önce bir kere 1 bölü 3. kuvvetini alırım. 3 gitsin diye. Hatta 2 bölü 3. kuvvetini alırım. E buranın da 2 bölü 3. kuvveti. Bak ne yapıyorum şimdi? 3 üzeri 3x çarpı 2 bölü 3. E bunlar gitti. 2x geldi. 3 üzeri 2x geldi. E burası da 3 üzeri 4 bölü 3 olur. 3 değil. M üzeri 4 bölü 3 olur. E benden istediği ifadenin eşitim M üzeri 4 bölü 3. Yani m dediğim sayı içeride dördüncü dereceden e, küp kök olmuş olur. E, bunun çıkabileni dışarı çıksın. Şöyle yapalım. 3 ve m üzeri 1 diye ayıyalım. m dışarı çıksın. E küp kök m de içeride kalsın. E o da ne oldu? C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Yine hemen hemen bir sıralama sorusu. TYT'nin en sevdiği soru tarzlarından. Derin Sevgi ve Sude'nin her birinin elinde özdeş ve tam dolusuz şişeleri vardır. Derin Sevgi ve Sude sırasıyla şişelerden 4 kök 3 yani 16 çarpı 3'ten kök 48, 2 kök 10 yani kök 40, 5 kök 2 yani kök 50 kadar su içmiş ve kalan su miktarları en az 2 kalmış. En az 2 kaldıysa demek ki en çok bundan içilmiş yani kök 50, 2 Sude'nin. Yok hani hangisiydi en çok içen? Kökeli aynen 2 sudenin. E 2 o zaman bunları eledik. Sonra ortanca bu olduğu için demek ki bir sonraki sıralamada yani kök 48'de bu var. E, kök 48'de buysa ortanca kimde? Kök 48 yani derin. E, derinde ortanca olacaksa yani 1 olacaksa o da C seçeneğini işaret etmiş olur. Yani sıralamamızı yaptık, tersten baktık. Çünkü kimden çok içildiyse onda en az kalmıştır dedik ve geçtik. İşlem sorusu. Şekillere bakıp işlemler, yeni işlemler oluşturuyoruz. Yuvarlak x kök x artı 1'miş. Üçgen a, a kare eksi 1'miş. Şimdi üçgen, en içeride üçgen var. E, karesi 17, 1 çıkarttım 16. E, yuvarlak 16. Kökün içine koydum 16. 4. 1 ekledim 5. E, üçgenden yuvarlaktan 5 çıktı. E, üçgenin içine girdim. 5'in karesi 25 1. 24 yani eşiti C seçeneği olmuş oldu. Geldim 5. soruya. Araselindeki selindeki oyuncu aşağıdaki yol boyunca sürecektir. Çevre A, B, C, D, E, F kök 72'ymiş. 36 çarpı 2'den 6 kök 2'dir. Her bir kenarda kök 2 olmuş olur. KB kök 800 ise KB kenarı şurası kök 800 ise yani 100 çarpı 8'den hatta 400 çarpı 2'den 20 kök 2 ise e burada demek ki 20 defa çevirebilirim. Buradan buraya gidene kadar. 20 defa 100 gelir buraya. E 20 defa 6 defa da başa dönelim zaten. 12, 18 18 İlk döndüğünde C sonra K. Yani ne oldu? D geldi. En son demek ki K noktasına D denk gelmiş olur arkadaşlar. Geldim 6. soruya. Eksi 2 üzeri 3 bölü 4. Eksi 8 üzeri 2 bölü 3. Eksi 9 üzeri 3 bölü 2. Hangileri gerçel sayıdır bakalım. Şimdi eksi 2 üzeri 3. 4. dereceden kök. Eksi 8 üzeri 2. Küp kök. Eksi 9 üzeri 3 karekök. Şimdi bir kere çift dereceli kökler bir tek beni reel sayı yapmaz. E burası negatif olduğu için patladı. E aynı şekilde e burası negatif olduğu için burası da patladı. Yani 1 ve 3 gerçel sayı değildir. Ama ikinci öncülde gerçel sayı olmasında hiçbir engel yoktur arkadaşlar. Yani cevap burası. Geldi 7. soruya arkadaşlar. Bir öğrenci köklü sayıda toplama işlemini kök A artı kök B, kök A artı B şeklinde yanlış öğrenmiş. Yani normal hiç sanki köklü ifade değilmiş gibi kökleri toplayıp aynı kök içinde yazıyormuşum gibi öğrenmiş. E o zaman 1 artı 2 artı B bu şekilde giderse de içeride direkt bunu yapmaz mı bu arkadaş bu yanlış bilgiyle? 3 e kök 5 bulmuş yani 9 kere 5'ten kök 45 bulmuş. Şurayı kök 45 bulduysa demek ki m çarpı m artı 1 bölü 2 yani Gauss'tan 45'tir. m çarpı m artı 1 de demek ki 90'dır. E m buradan 9 m artı 1 10 e 90 sağlanmış oluyor. Kök m yani kök 9 o da 3 olur. Yani tamamen yanlış bilgi üzerine kurulmuş bir soru olmuş oldu arkadaşlar dedik. Ve 8. soruya geçtik. M ve N birer pozitif gerçel sayıdır diyor. 5 üzeri 2M eşittir. 2 üzeri 3N şeklinde eşitlik veriyor. Ve 4 üzeri N bölü M ifadesinin değerini istiyor. Burada da 2 üzeri N bölü M üzeri 2 diye 2'yi dışarı attım. Onun en son karesini alırız. Ve N bölü M elde etmem lazım. Her tarafın 1 bölü 3 minci kuvvetini alırsam. Buradaki ne olur? Bak 5 üzeri 2m bölü 3m eşittir. 2 üzeri 3n bölü 3m. Üç 3'ler gider. 2 üzeri n bölü m olur. Bunlar da gider. 5 üzeri 2 bölü 3 olur. E tamam. Ben bunu buldum. Bir de bunun neyini alacaktım? En son karesini alacaktım. E, bunun da karesini alırsam ne olur? 5 üzeri 4 bölü 3 olur. O da ne olur? 4 üzeri n bölüme yani istediğim şeyi bulurum. Gittim şurada. 5 üzeri 4 küp kök. E ne oldu? 5 dışarı çıktı. O da içeride bir de küp kök 5 kaldı. O da ne oldu? 8 Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Bir iplik fabrikası ayakkabı bağcı yapmak üzere 6 kök 3 metre uzunluğunda ipler üretmiştir. Bu iplerden 30 kök 2 santimetre uzunluğunda bağcıklar oluşturacaktır. Şimdi 6 kök metre uzunluğunda ipler var. Şu kadar santimetre. Yani şunu yüzde çarparsam aslında 600 kök 3 santimetre olur. E tamam 600 kök 3 santimetrelik ipleri 30 kök 2 bölersem e bunlar zaten gider. 20 kök 3 bölü 2 olmuş olur. 600, 30'a böldüğümde. Buna göre 6 kök 3 metre uzunluğundaki bir ipten en fazla kaç tane bağcık yapılabilir? Şimdi şunu da içeri alırsam. 3 çarpı 400 bölü 2. Şimdi kaç küsurlu bir sayı olduğunu hesaplayacağım ya. Şura 200 kök 600. Kök 600 sayısı. Hangi iki sayı arasında ona bakacağım. Şimdi 18 bunlar zaten 23 25 tam nedir? 625'tir. Şimdi 625'den önceki 24 24'ün karesi 576'dır. Dediğim gibi gördüğün gibi burası kök 600'ü işaret eder. Yani kök 600 sayısı 24 küsürlü bir sayıymış. O zaman demek ki en fazla 24 tane bacık çıkmış olur arkadaşlar. Geldik 10. soruya. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A kök B ve B kök A şeklinde yazılabilen sayılara kardeş sayılar denir. Örneğin 5 kök 3 kök 75, 3 kök 5 kök 45 olduğu için kök 45 ile kök 75 kardeş sayıymış. Tamamen uydurmuş. Şimdi açtık 3 kök 2, açtık 2 kök 3, e 2 kök 5 kök 48, 4 kök 3 ve bu da 5 kök 2. Hepsini aldım köklü ifade olarak yazdım. 2 kök 3 ile 2, 3 kök 2, 2 kök 5 ile 5 kök 2 kardeş nedir 4 kök 3'ün kardeşi yoktur o da kök 48 tek başına kalmış olur. Herkes kardeşini bulmuş o orada kalmış dedik geldik 11. soruya. İç içe şey kökler var bir kere önce içeri kadar alıyoruz. Burası kare kök. Burası küp kök. İçeri girerken kökün derecesini sırtına alıp girdi. 3 üzeri 3 çarpı 5. E kök 3. Küp kök x. E üst, kökün kökü çarpılır dedik. 6. dereceden 3 üzeri 3 çarpı 5. E burası kare kök 3 ile çarptım. Buranın 3. kuvveti. Burası 2, 2 ile çarptım. E ne oldu? 6. dereceden 3 üzeri 3 çarpı x kare e gitti gitti. E 5 bunun altın derecenin kökler de aynı zaten. Demek ki x kare 5'miş. x kare 5 ise x de kök 5'tir arkadaşlar. Çok fazla detaya girmeye gerek yok zaten. Çok net bir şekilde ortada. Aşağıda verilen düzenekte her bir elek içerisindeki buğday sayısının kare kökü kadar buğdayı alt kısmına geçirmektedir. Tüm elekler başlangıçtaki kapalı konumda olup birinci elek açılıp eleme tamamlandıktan sonra ikinci elek açılarak eleme yapılabiliyor. Ardından aynı işlemle 3. ve 4. elekler için de gerçekleşiyor. Dokuz 9 tane, 13 tane, 5 tane, 22 tane. Son durumda en alttaki kamışın kaç tane buğday tanesi düşmüştür? Her sayının karekökü kadar. Ne oluyormuş? İçindeki buğday sayısının Şimdi Dokuz 9 tane dışarıya nasıl çıkardım? Üç tane indi. Yani demek ki burada artık 16 tane oldu. 16 tanesinin kare kökü. buraya 4 tane geldi. Yani burada 9 tane oldu. 9 da dışarıya 3 diye çıktı. 25 oldu. 25'in kare de 5 gelmiş oldu. Yani çok tatlı akıllıca bir soru. Aslında bunların hepsi kök kök kök. Dışarıya aslında soru şu. 22 artı kök içerisinde işte 5 artı kök içerisinde şeklinde yazılan sorulardan ama daha eğlenceli bir hale gelmiş oldu. Üçüncü testi de bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.